Alalım. Profesör Doktor Haydarbaş yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni tebrik etti. Profesör Doktor Baş, Kandil mesajında şunları ifade etti. Bu gece kainatın efendisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği bir gecedir. Duaların ve ibadetlerin kabul olduğu, ruhların cuşa geldiği, dostlukların pekiştirildiği, kırgınların barıştığı, yakınların ziyaret edildiği, şüheda başta olmak üzere tüm ölülerimizin hatırlandığı maneviyat yüklü bu gece hepimiz için çok önemli bir fırsattır. Özellikle ülke olarak kritik bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde yüce milletimizin bu önemli fırsatı en güzel şekilde değerlendireceğinden şüphemiz yoktur. Ehli beyti sevmek farz olmuştur buyuruyor. Kandil mesajında Türk milletinin Hazreti Muhammed aşkına da vurgu yapan Profesör Doktor Haydarbaş, Türk milleti peygamber aşığı yüce bir millettir. Bu sevdamızı yüreklerimizde diri tutalım. Ne pahasına olursa olsun asla kaybetmeyelim. Zira Hazreti Muhammed'e olan sevdamızı yitirirsek imanımızı, kimliğimizi, vatanımızı ve medeniyetimizi yitiririz. İnsanlık tablosu içinde Türk milletinden başka askerine Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in adını Mehmetçik olarak veren bir başka millet yoktur. Bu soylu haslete ve asalete bir başka millette rastlamak mümkün değildir. Milletimizin gözünü kırpmadan uğruna can verdiği şehadet rütbesi, o kutlu elçinin Yüce Allah'tan bize getirdiği en büyük mertebelerden ve rütbelerden biridir. O rütbeyle, o sevdayla Çanakkale'yi ecnebiye geçilmez kıldık. O rütbe ve o inançla kurtuluş destanları yazdık. O rütbeye ve o inanca olan sevdasıyla bu yüce millet gerektiğinde daha nice destanlar yazar ifadelerini kullandı. Bu bağlamda Ehl-i Beyt sevgisi, medeniyet kimliğimizin has mayası, tevhid ve birliğimizin teminatıdır. Profesör Doktor Baş, Kandil mesajını şöyle noktaladı. Bugün yüce milletimizi dinler arası diyalog ve medeniyetler arası ittifak senaryolarıyla işte bu hak olan inançtan, bu yüce rütbeden ve bu peygamber sevdasından kopartmak isteyenler, gerçekte vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, namusumuza, medeniyetimize ve tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarımıza göz dikenlerdir. Bunlar mukaddesatımızı ecnebilere peşkeş çekmeyi misyon edinmiş olan pervasız taşeronlardır. Mevlid Kandili münasebetiyle yüce milletimize bu önemli gerçeği tekrar hatırlatmayı hayati bir görev olarak kabul ediyorum. Bu duygularla yüce milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, birliğe, beraberliğe, esenliğe ve berekete vesile olmasını ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yüce Türk milletini ve tüm İslam alemini bir kez daha tebrik eder, Ehl-i Beyt'in sevgisini rahmetiyle kucaklarım, baki hüdaya emanet olunuz diyorum.